hayatınıza Pascal'dan başka kimse giremez gibi geliyor bana. Evet öyle. Nasıl olacak bu böyle? Hani giren kişiye de aynı muameleyi yaparsınız diye korkuyorum. Yat! Domal! Eşleri dayanamayıp gitmesi çok üzücü bir olay. Çok üzüldüm gerçekten. Evet. Aynı şeyleri ben de yaşadığım için ona hak veriyorum. Ne gibi yaşadınız aynı durumu? Yani disko kralında göğüs dekoltesi. Evet. Dur. Çok çok önemli açıklamalar yaptı Sayın Sibel Meriç. Bizim programımızdan sonra katıldığı bu programda. Hakikaten çok dikkatle dinleyelim ve bir daha stüdyodaki izleyenlerimizden Twitter, Facebook ve sözlük başındakilerden de rica ediyorum. Lütfen bir daha Sibel Meriç'i bu şekilde üzmeyelim. İzleyelim. Ben sonra Twitter'da, Facebook'ta çok inanılmaz ağza gelmeyen laflar işittim. Çok çirkindi. Özellikle Twitter'da, Facebook'ta ve sözlüktekileri özellikle uyarmak istiyorum. Ağza gelmeyen laf söylemeyin. Ağza gelen laflardan lütfen kullanın. Biraz önce de söyledik hangi laflar yasak, hangileri değil. Devam. Bilmiyorum hepsini ama alış etmiyorum. Etmemelisiniz zaten. Evet, bir insanın giydiği kıyafet herhalde hiçbir şeyi değiştirmiyor olmalı. Saçma, artık bunu çoktan bir kenara bırakmış. Çok saçma sapan oldu konusunda yani kesinlikle ısrar ediyorum. İspatlayabilirim her şekilde. Tabii ki de. Evet bunu merak ettim ben. Ama yani ben bunların bir silikon olduğunu söyleyenler beni çok sinir ediyor. Çünkü gerçekten orijinal. Hani herkes artık yapay olduğu için orijinal, doğal olanlar. Şimdi baba siz izlememişsinizdir. Ben meseleyi bir türlü anlayamadım. Yani program boyunca da derdi buymuş. Çünkü kızcağız sürekli bana bakıp bakıp şöyle yapıyor diyor. Bakıyorsun ama gerçek. Biz de diyoruz ki ya bakmıyoruz işte. Sana bakıyoruz yani normalde. Böyle bir hani fokusumuz yok filan. Sürekli bakıyorsun ama önden bir hazırlık yapılmış. Daha doğrusu galiba bir menajer tavsiyesiyle denmiş ki Sibel Hanım'a sen hep bunlar gerçekte. Fakat bu oturuşu boyunca, saatler boyunca burada hiç kimse ona gerçek mi değil mi, silikon mu değil mi diye sormadı. İş patladı yani. Patladı iş. Yani olmadı. Yine şimdi başka programa gitmiş yine o zaman. Ve şarkılar, kendi şarkısını ısrarla söylemedi. Masadaki herkes onun şarkısını söyledi. O kendi şarkısını söylemedi. Ve bütün danslarında da danslar da şöyleydi. Ya bakıyor, bir de bakıyorsun ama gerçek dansı var. Şöyle olmadı yani. Kimse aksini söylemiyor yani. Devam et abi, değil mi? Devam. Yapay olduğu için orijinal, doğal olanlar sürekli işte doğal mı değil mi? Doğal. Çünkü ince bir vücutta göğüslerin büyük olması biraz anormal. Türkiye'de böyle. Genelde Türkiye'de kalçalar, popo falan biraz daha büyük olur. Ben test ettim bu arada az önce. Gerçekten. Hanımların bu dayanışması beni deliriyor. Dokundum. Bizim ama gerçekten hani evet, şimdi sert değildi. Gerçekten orijinal olduğuma ben de inanıyorum. Bakınız. Çok güzel durdu. Çılgın projemi açıklıyorum. Bütün Türkiye'yi bir akıl hastanesine dönüştüreceğim. Çünkü bundan sonra izleyeceğiniz programlarda bunu hissedeceksiniz. Yani hakikaten tamamen delirdik. Müthiş bir deliriş yaşıyoruz. Yani bu medya bunu hanımlar izliyor, adamlar izliyor, çocuklar izliyor ve korkunç bir de yani akıl sağlığı yok baba. İzleyelim. Deli sanıyorlar, seni seviyorum hele. Senle neyse sevmedik, tarafını zil, bir gülen olacak. Baba! Biz bunları kesmiş birleştirmiş değiliz. Hepsi aynı anda oluyor. Yani biz kesmedik. Hepsi aynı anda oluyor. Türkiye'm bu güzellikleri hak ediyor. Devam. Olacak. Hazır mıyız? Şimdi. Sıramı bekliyorum. Hayat aynı gökçeke gibi uçuyor anılar. Böyle bir mutfak, böyle bir...
Ve oradan acıların çocuğu Master Şef'e geçiyoruz. Görelim. Böyle bir çalışma yok yani. Kabul edilemez artık bu saatten sonra. Ha, sus yani. Sen söyle bir saatten çoraktan yürüyor. Çok da şey yani. Çok da umurumda. Seni elemeye bırakacağım. Ama neden? Ama neden? Çünkü aşağıdaki şeyleri görmüyor musun ya? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Toparlayacağım şimdi. Nesine toparlayacaksın? Böyle çalışılır mı? Neyin yani? Saçma sapan hareketler yapıyorsun yani. Mantıklı değil yani. Hepsi çıktı dışarı çıkar. Alın abicim. Tamam toplayacağım. Ne toplayacaksın ha? Hiçbir toplamayacaksın. Toplama Hüseyin. Sen öyle kalacaksın. Burcu hadi tabağını yap artık. Hayır bırak öyle. Senin böyle kalmanı istiyorum. Var mı ötesi? Senin hiçbir mutfakta, hiçbir profesyonel mutfakta yerin yok yani bu şekilde çalışırsan. Yerin yok. Gidersin annenin mutfağında yaparsın. Güne gelen teyzeler de yerler yemeklerini. O kadar. Pisliklerini de görmezler. Rezalet yani. Terbiyesizliğin artık son noktası. Bu gerizekalı bağırıyor burada. Kendi kendine bir sapık diye bakmayacaklar bana. Senin terbiyesizliğin yani. Senin ahlaksızlığın. Senin iş güzelliğin. Senin... Aa, adamı mahvettin. Baba ne oluyor? Baba ne oluyor? Ne oluyor? Fena oldu baksana. Bütün bunlar yemek yapmak için mi? Hakikaten ya. Böyle bir şey... İkinci Dünya Savaşı'nda olmadı ekmek karneye bağlandığı zaman. Harbiden ya. Ya peki bu ülkemizde ekmek karneye bağlandığı zaman ekmek alamayan bir diğerine senin ahlaksızlığın, senin terbiyesizliğin, senin şuyun demedi ya. Aa, aa. Yemek yapmak için mi bunlar? Güzel, çok faşistçe. Sevdim. Devam. Senin terbiyesizliğin yani, senin ahlaksızlığın, senin iş güzelliğin, senin işi bilmemenle alakalı. Bugün ruh terapisini ben yapabilirim. Ay ne olur Dürdane, süpersin be. Gel. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Efendim. İyi izleyin. Sabahları kalktığınızda bunu ezberleyin şimdi. Sabahları kalktığınızda kendi kendinize bunu söyleyeceksiniz. Türkiye artık bu. Herkes karşı cins bulmaya çalışıyor. Hepimiz seks manyağıyız. İşte gördünüz gönül terapisi, ruh terapisi bilmem ne filan. Bakın nasıl bitiyor, görelim. Efendim. Her doğan gün, her doğan gün yepyeni fırsatlarla başlıyor. Yepyeni fırsatlarla başlıyor. Evrenin bana sunduğu, evrenin bana sunduğu her şey için, her şey için teşekkür ediyor ve teşekkür ediyor ve erkeğimi arıyorum. Teşekkür ediyorum. Halbuki huzurlu bir gönül terapisi bir şey yapılmamış mıydı? Sonra bu ne oluyor abi? Baba nasıl bir delirme diyor. Devam. İşte ülkemiz insanının müthiş becerisi. Hangi dilde... Hangi ülkenin şarkısını çalarsan çal, biz onun folklorunu kendimiz üretiriz. Yani ne hoine ya, hoine vaya. Biraz şey duyuyorum, biraz Hint duyuyorum, biraz bir Hint figürleri falan filan böyle. Ne acayip bir durum. Devam. Gel. Ver şimdi, biz takacağız. Çıkar. Çıkar. Biz takıyoruz. Çıkar. Ben çıkar, aldım. Korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. Melih Bey, izin veriyor musunuz? Buyurun. Ha, buyurun. Burada mısınız hala? Yasak mı? Biz takabilir miyiz? Takın, buyurun takın. Başkanım izin verdi abi. Belediye başkanımız izin verdi. Durun, arkanızı dönmeyin. Evet. Bunlar ne güzel güzellikler, ne güzel güzellikler, ne güzel güzellikler. Tabii ki geçen hafta yayınlayamadığımız birkaç görüntüyü bu hafta yayınlıyoruz. 23 Nisan dolayısıyla televizyonlarımızda ne güzel etkinlikler yapılmış. Ne kadar bilinçli, ne kadar hoş etkinlikler yapılmış. Bunları gördükçe insan Türkiye'de güzel şeyler de oluyor diyor sevgili seyirciler. Devam. Evet. Hadi.
Biraz ileri gitsene, düşeceğim. Dedim sana yandırayım diye. Sığmayız şu küçücük şeye ikimiz. Dur. Cimicik bizi görüyor mu? Yayın ne halde? Bak şimdi bir dakika. Hı. Kendimize döndürelim. İnce mi gözükeceğiz şimdi? Bak. Ay çok korkunç. Nasıl kötü mü? Dur. Güzel. Önce bir kontrol edelim. Kayda öyle geçelim. Güzel. Güzel çıkalım. Ben senin iki katın gibi duruyorum. Nasıl oluyor böyle? Öyle çıkmıyor. Tamam. Dur. Aa, kayda girdik. Şey yapıyorum. Kayıttayız. Şöyle biraz daha yaparsak daha güzel çıkıyoruz. Bak. Böyle. Sen ne yaptın? Ben ne yapacağım? İyiyim de. İyiyim. Ben de iyiyim. Bakıyorum saçıma. Seninkine aynı renk benim saçımda. Hemen hemen şu diplerimiz aynı olmuş Aydın. Ha, benim dipler aynı da üstlerde seni biraz değişiyor. Şimdi tavşan kardeşi yapacağım. Tamam. Bak. Tavşan kardeş. Sen de yap. Nasıl yapacağım? Dişlerini çıkar oradan. Tavşan kardeş. Sanki bize oturmaya gelmiş. Seni çok sıkılıyor. Şimdi böyle. Belediye başkanımız ve muhtarlarımız halkımızın ve öğrencilerimizin bayramlarını kutlayacaklar. Değerli öğrencilerimiz, 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sayın Çerkez Müslümanlar, 23 Nisan Ulusal Gençlik Bayramınız, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sayın Çerkez Müslümanlar ve misafirlerimiz, 23 Nisan Ulusal ve Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. Değerli protokol, 23 Nisan Ulusal ve Gençlik Bayramınız, Spor Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal ve Gençlik Spor Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Baba, bu dansı yayacağız. Mükemmel, izlemişsinizdir belki YouTube'da. Harikulade, çocuklar biraz çalışın. Bunu söyleyen kaymakam mıydı, belediye başkanı mıydı? Belediye başkanımız. Benim bildiğim kadarıyla. Belediye başkanı mı, kaymakam mı çocuklar? Nerede peki? Çok yakından takip edemedim. Çok paylaşılmış diye izleyenlerimize gösterdik. 23 Nisan dolayısıyla 23 Nisan Çocuk Ulusal Bayram Gençlik. Bunu suç duyurusu olarak spor bunu bayramı. Bunu suç duyurusu olarak duyurmak lazım. Hay sakın ha, sakın ha. Hiç olur mu öyle şey? Ne kadar güzel söylüyor. Bütün bayramları bir araya getirmiş. Her gün bayram ya. Bir de her seferinde farklı bir bayram ismi söylüyor. O daha da güzel. O daha da güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar humanist bir tavır. Şimdi bu dansa bakalım. Acayip güzel. Acayip güzel bir dans. Görelim. Bağlanıyoruz. Editörlerimizle konuşacağız. Buyursunlar. Merhaba Okan. Çocuklar anket... kusura bakmayın. Hemen giyinmek zorunda kaldınız siz de. Buyurun. Anket devam ediyor şu anda. Gerçekten büyük bir yoğunluk var. Saat 1.20 itibariyle 4717 izleyicimiz ankete katılmış vaziyette. Bu gece programı